31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala siyasi partilerin çalışmaları son sürat devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Yıldırım Şirin evlerde çalışma ofisi açtı. Çalışma ofisi açılışında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Hasan Öztürk 5 yıldır Yıldırım'da bir şeyin değişmediğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da yoksulluğun bilerek bitirilmediğini iddia etti. Hepimiz Yıldırım'ın nasıl kaderine terk edildiğini, mahallelerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin aslında bakıldığında 5 yıl öncesine göre değerlendirme yaptığınızda 5 yıl öncesindeki yüzümüzdeki gülümsemenin bugün daha azaldığını hep beraber görüyoruz. Bu şehirleri yönetmek için emanet ettiğiniz kişilerin sizin hayatınıza, çocuklarınızın hayatına, gençlerin hayatına, kadınlarımızın hayatına, mahallelerimize 5 yıl boyunca ne hizmet yaptığını soracaksınız. Şirin evlerin sorunlarını bilerek çözmüyorlar. Emeklilerin sorunlarını bilerek çözmüyorlar. Yoksulluğu bilerek yok etmiyorlar. Çünkü kullandıkları, uyguladıkları ekonomik düzen yoksullaşma üzerine. Kurdukları, uyguladıkları ekonomik düzen toplumu muhtaç etmek üzerine. CHP Yıldırım Belediye Başkanı adayı Mehmet Önder Mutlu, Yıldırım'ın en borçlu belediyeler içerisinde yer aldığını söyledi. Bozbey ise önce çocukları gülümseteceğiz dedi. Yıldırım Belediyesi Türkiye'nin en borçlu ikinci belediyesi. Türkiye'nin en büyük 10. belediyesi. Ancak geri kalmışlıkla 116. sırada. Nilüfer'den 2K bütçeye daha fazla bütçeye sahip olmasına rağmen, bu dönemde hiçbir hizmet almamamıza rağmen Türkiye'nin ikinci borçlu belediyesi. Bu paralarımız nereye gidiyor? Bunun hesabını sormamız gerekiyor. Sizin desteklerinizle bizler geldiğimizde bunun hesabını soracağız. Önce çocukları gülümseteceğiz, çocukları. Çünkü onların geleceğe iyi hazırlanması, onların iyi eğitim alması, onların 20-25 kişilik sınıflarda eğitim görmesi, onların oyun alanlarında rahatlıkla güven içerisinde oynaması, onların spor alanlarında spor yapabilmesi, onların kreşlerde yine oralarda eğitim alması.